Değerli basın emekçileri, yeni bir yılda, yeni bir haftaya başlangıç yapıyoruz. Yeni haftada sizlere başarılar diliyorum. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu emeklilikte açlığa takılanların sorunlarını görüşecek. Kamu çalışanlarının açlığının giderileceği konu görüşülecek. Ayrıca sözleşmelilerin kamuya geçişi konusunda bir torba yasa görüşülüyor. Ama ne yazık ki birbiriyle ilintili olmayan her konuyu torbanın içine dolduran Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi birlikteliği bu gündemde emeklilikte yaşa takılanlar 22 yıldır sorun yaşıyorlar. Sayın Recep Tayyip Erdoğan 7 aydır bu çalışmayı yaptıklarını söyledi. En sonunda da bir müjdeymiş gibi bir açıklama yaptı. Ama gelip görün ki bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda emekliler, çalışanlar, sözleşmeliler, taşeronda çalışanlar, bunlarla ilgili bir gündem var ama emeklilikte yaşa takılanlar yok. Emeklilikte yaşa takılanların konusu sanırım seçim yaklaştığında seçime girmeden bir gün önce çıkartacaklar ki emeklilikte yaşa takılanlardan oylarını alabilir miyiz diye. Şimdi ben bugün emeklilikte yaşa takılanların yani kısaca EYT'lilerin mücadelesinin nasıl kazanıldığını ve hangi eksikliklerin olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı EYT'lilerin yıllarca mücadele ettikleri kazanılmış emeklilik haklarını verme konusunda nihayet bir adım atmaya yanaştı. Bu sonuç EYT'lilerin uzun soluklu mücadelesinin başarısıdır. Aynı zamanda da AKP'nin seçim kaygısıyla atmış olduğu bir adımdır. Erdoğan'a geri adım attıran, sözünü geri almasını sağlayan EYT'lilerin örgütlü mücadelesinin yanı sıra Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin EYT'lilere verdiği desteği hepimiz biliyoruz. Partimizin bu konudaki ısrarlı çalışmaları ve kamuoyunun baskısında da büyük bir etkisi olduğunu söylemek gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Kasım 2019'da Sosyal Güvenlik Kurumu Topkapı Kampüsü'nde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada EYT sorununun çözümüne net bir biçimde karşı çıkmış ve şunu söylemiştir. Biz bunu politik hesaplarla yapmayız ve yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bir yola asla teşvik etmeyin. Seçim kaybetsek de yokum demişti. Bu söz siyasette rahmetli Demirel'in dün dündür, bugün bugündür sözünü hatırlatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılının son günlerinde emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözümü konusunda yaş koşulu olmaksızın 9.08.1999'dan önce işe başlayanlara emeklilik hakkını tanıyacaklarını açıkladı. Sayın Erdoğan, bu hakkı sen tanımıyorsun. Dolayısıyla ortada bir müjde ve lütuf yok. Kazanılmış bir hak mücadelesi var. Bunu EYT uğruna mücadele edenler ve bu yolda can verenler başarıyla gerçekleştirmiştir. Haklarını alamayanlar EYT'lilerin bu mücadelesinden örnek almalılar. Atanmayan öğretmen de örnek almalı, taşeronda çalışan da örnek almalı, emekli de, asgari ücretin altında maaş alan emekli de bu mücadeleden örnek almalı ve birlikte bir mücadeleyi yükseltmeli. Emeklilikte yaşa takılan sorunu nedir? Kamuoyu bunu yeterince anladı ama ben bir kez daha paylaşmak istiyorum. Sendikaların mezarda emeklilik eleştirilerine rağmen 1999'daki 4447 sayılı kanun değişikliğiyle yaş koşulu getirildi ve prim gün sayısı yükseltildi. Getirilen yaş şartı sadece yasadan sonra yeni işe girenleri değil,
kanunun yayın tarihinden önce sigortalı olan eski çalışanları da kapsadı. 4447 sayılı yasa çıktığında 8 Eylül 1999'da zaten çalışmakta olanlara da uygulandı. Bu sebeple sigortalılık süresi ve prim gün şartlarını yerine getiren ama yaş şartını yerine getiremeyenler emeklilik için yaş koşulunu beklemek zorunda kaldı. Farklı koşullarda işe girdikleri için kazanılmış haklarında ciddi kayıplar yaşamış oldular. EYT buradan doğdu. Bu değişimle kadınlar 2 yıl ile 18 yıl arasında, erkekler ise 1 yıl ile 15 yıl beklemek zorunda kaldılar. Ciddi mağduriyetler yaşandı. Örneklerle EYT'yi anlatacak olursak, 1998 yılında işe giren bir erkek için eski mevzuata göre 2023 yılında emekli olma hakkı vardı. Yasa değişikliği ile birlikte emekliliği 15 yıl sonraya, yani 2038 yılına ertelendi. 1999 yılında başlarında işe giren bir kadın işçi 2019'da emekli olabilecekken emekliliği 18 yıl geciktirilerek 2037'ye sarktı. Başlangıçta birkaç yıllık yaşa takılanlar çok farkındalık yaratmamıştı. 2010'lardan ortalarından itibaren 10 yıl, 15 yıl gibi yaşa takılanlar belirginleşmeye başlayınca tepkiler ve itirazlar arttı. EYT hareketi buradan doğdu. EYT'lerin bir bölümü uzun hak mağduriyeti sonucunda oldukça geç emekli oldular. Tek taraflı tepeden inme yöntemler değil, sosyal diyalog bir türlü kurulmadı. Hükümet EYT konusundaki önerilerini sendikalara ve EYT derneklerine sunmadı ve onlarla mutabakat halinde şeffaf ve katılımcı bir şekilde çözüm oluşturmadı. Oysa konu muhatapları ile şeffaf biçimde tartışılmalıydı. Bu yapılmadı. Son yıllarda siyasal alanda olduğu gibi sosyal alanda da tam anlamıyla hukuksuzluk yaşanıyor. Kurumlar ve kurullar işletilmiyor. EYT sürecinde ne iş kanunu gereği olan üçlü danışma kurulu ne de anayasal bir kurum olan Ekonomik Sosyal Konsey toplanmadı. Anayasal bir kurum olan Ekonomik ve Sosyal Konsey 14 yıldır zaten toplanmıyor. Anayasa suçu işleniyor. Emeklilik sistemi bir bütün olarak ele alınmak zorundadır. Parça parça ele alınarak bu sorun çözülemez. Türkiye'de sosyal güvenlik ve emeklilik sisteminin köklü sorunları vardır. Sorun sadece 8 Eylül 1990 öncesiyle sınırlı kalırsa ciddi bir adaletsizlik ve dengesizlik ortaya çıkacaktır. EYT düzenlemesi yapılırken emekli aylıklarının hesaplanma koşulları değişmezse EYT'liler çok düşük aylık almak durumunda kalacaktır. Bu nedenle EYT sorunu çözülürken emekli aylığı bağlama sistemine ilişkin adaletsizlikler de giderilmek zorundadır. EYT ile birlikte emeklilik sisteminde esaslı sorunlara çözüm getirilmelidir. Aynı koşullarda prim yatırıp ve çalışıp farklı emekli aylığı alanlar arasındaki farklar giderilmeli ve intibak düzenlemesi mutlaka yapılmak zorundadır. 1 ile 9 Eylül 1999 arası için düzenleme mutlaka yapılmalıdır. EYT sorununun çözümü için Cumhurbaşkanı'nın önerisi 8 Eylül 1990 öncesi işe girişi olanlar için emeklilik yaş koşulu kaldırılması, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıl çalışanlar ve 5000 prim günü olanların emekli olabilmesi şeklindedir. Yaş koşulu olmaksızın eski mevzuata göre emeklilik EYT'lilerin en önemli talebiydi. Ancak 9. 8.
1999 öncesi için getirilen bu çözüm 9. ayın 9'u 1999 ve sonrası için işe girenler için yeni bir adaletsizlik yaşanıyor. Yani bir günle kimilerinin 15 yıl, kimilerinin 18 yıl hakkı gasp ediliyor. Bilindiği gibi 9. ayın 9'u 1999 ve sonrası işe girenler herhangi bir geçiş ve kademe olmaksızın kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş koşuluna tabidir. EYT sorunu çözülürken 8 Eylül 1999 sonrası işe girenler için geçerli olan ağır koşulların da kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş koşulunun yumuşatılması gerekir. Bu yapılmazsa 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası arasındaki emeklilik yaş açısından ciddi farklar ortaya çıkacaktır. 8 Eylül 1999 öncesi işe giren bir erkek için emeklilik yaş koşulu 44 iken sonrasında işe giren için yaş koşulu 60 olacaktır. Bu 16 yıl fark anlamına gelecektir. Kadınlar için yaş koşulu aynı şekilde aniden 40'tan 58'e çıkmış olacaktır. Bu ise 18 yıl fark anlamına gelecektir. Bir başka deyişle 8 Eylül 1999 tarihinde birkaç gün sonra işe girenler ile öncesinde girenler arasında yaklaşık 16 ila 18 yıllık emeklilik yaş farkı oluşmaktadır. Örneğin aynı aile içinde karı koca olsun, aynı iş yerinde 8 Eylül 1999'da işe giren bir erkek işçiyle 2024'te emekli olabilirken 9 Eylül 1990'da işe giren bir kadın 2040 yılını bekleyecek. Dolayısıyla 8 Eylül 1990 sonrası için de adil bir düzenleme yapılmalı, yeni bir geçiş takvimi getirilmeli, demokratik, sosyal bir hukuk devletinde bir gün, bir ay veya birkaç yıl arayla bir hakka erişim için 15-20 yıl civarında fark yaratılamaz. Sosyal devlet bunu kabul edemez. Bu anayasanın eşitlik ve sosyal devlet ilkesine açıkça aykırıdır, ihlaldir. Halen uygulamakta olan yaş koşuluna ulaşıncaya kadar dengeli bir geçiş takvimi yapmak mümkündür. 9 Eylül 1999 ve sonrası işe girenlerin emeklilik yaş koşulunu işe girdikleri yıla göre 2 ila 1 yılda bir birer yaş artırarak 2008 itibariyle mevcut emeklilik yaş koşullarına getirmek adil bir çözümdür. 2008'de çıkarılan 5018 sayılı yasa ile yaş koşulu yine 58-60 olarak kabul edilmiş ve 2036-2048 arasında 65'e eşitlenmesi öngörülmüştür. Böylece geçiş süreci bir zamana yaymış ve adil bir geçiş sistemi getirilmiş olacaktır. Örneğin sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 ile 31 Aralık 1999 arasında işe giren kadınların yaş koşulunu 42, erkekler için 44 olarak saptamak ve her yıl ikişer yaş artırarak 2008'den 58-60 yaş koşuluna ulaşmak mümkündür. Bu adil, makul, dengeli bir çözüm olacaktır. Kademelendirme olmazsa adalet gelmez. Kademelendirme olmazsa adaletsizlik devam eder. Emeklilik yaş koşulu süresine ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi olarak önerimiz şudur. 9. ayın 9'u 1999'da 31-12-99 işe girenler emeklilik koşulu kadınlarda 41, erkeklerde 43. 1. ayın 1'i 2020 ile 12. ayın 31'i 2000 arasında kadınlarda 43, erkeklerde 45. 1. ayın 1'i 2001 ile 12. ayın 31'i 2001 kadınlarda 45, erkeklerde 47. Yani her yıl için
2 yıl artırarak geldiğimiz nokta 5. ayın 8'i 2008 ve sonrasında yaş 58 ve 60'a zaten geliyor. Dolayısıyla 1. ayın 1'i 2007 ile 5. ayın 8'i 2008 arasında kadınlarda 57, erkeklerde 59 sınırına gelmiş oluyor. 8 Mayıs 2008'den resmi gazetede yayınlanan 5754 sayılı kanunun 5510 sayılı sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu değişmiş ve yaş koşulu yeniden saptanmıştır. Bizim önerimiz yeniden saptanmış olan yaş koşuluna uygun bir geçiş süreci hesaplamasıdır. Emekli aylığı hesaplamalarında da ciddi bir mağduriyet yaşanıyor. Bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan konu genel kurula geldiğinde de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin getirdiği şekliyle olursa adaletsizlikler devam edecek. Aylık bağlama oranı eski haline dönmelidir. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde 2002 yılında en düşük emekli aylığı asgari ücretin yaklaşık %40'ı üzerindeydi. Bugün en düşük işçi emekli aylığı asgari ücretin yaklaşık yarısına denk gelmektedir. Daha önce %40 üzerindeydi, şimdi yarısına denk gelmektedir. Emekli aylığında bu kaybın ana nedeni 1999 ve 2008 yılları arasında yapılan yasa değişikliğidir. Bu değişiklik ile aylık bağlama oranları %70-75 seviyesinden %35-40 seviyelerine düşmüştür. Aylık bağlama oranları eski durumuna çekilmelidir. Emekli aylığının alt sınırı asgari ücret olmalıdır. 2008'de yapılan yasa değişikliğiyle emekli aylıklarının alt sınırı kaldırıldı. Alt sınır geri getirilmeli ve bu alt sınır mutlaka ve mutlaka asgari ücret seviyesinde olmalıdır. Ocak 2023 itibariyle emekli aylığının alt sınırı dosya bazında hazine katkısıyla 5500 liraya yükselmektedir. Bu asgari ücretin %35 altına karşılık gelmektedir. Üstelik bu uygulama emeklilik aylığı ve gelirin bu düzeyine çekilmesi anlamına gelmiyor. Emeklilik kök aylıklarına zam alıyor ve aradaki fark hazine tarafından karşılanıyor. Kök aylığa isabet etmiyor. Hazine tarafından karşılanıyor. Bu kamuoyunda önemli bir yanılgıya yol açıyor. Emekli aylıklarının bu seviyeye çekildiği algısı yaratılıyor. Oysa gerçek böyle değil. Gerçekte 5500 bile değil. Eline geçen para 5500 ama hazine yardımıyla bu, yani bizim vergilerimizden gelenlerle bu sorun yükseltilmiş gözüküyor. Bu alt sınır uygulaması çarpık sonuçlar yaratıyor. Emeklilikler arasında dengesizliğe yol açıyor. Örneğin 2022 yılın Aralık ayı itibariyle 3500 liraya yükselmiş olan emeklilik Ocak ayında %57 zamla 5500 lira aylık alacakken aylığı 4250 lira olan emekli sadece %30 zam alacak. Çarpıklığa bakıyor musunuz? Arada %27 emeklinin kaybı var. Yani siz 3500 lira alıyorsanız maaşınıza %57 oranında zam geliyor. 4250 lira alıyorsanız maaşınıza gelen zam %30. Bu bir ayrımcılıktır. Emekli aylığı hesaplamasında ve artışında enflasyon ve büyüme %100 oranında dikkate alınmak zorundadır. Emekli aylığı hesaplaması yapılırken, geçmişte kişinin prim ödemeleri güncellenirken enflasyon artı büyüme oranlarının %100'ü eklenirken 2008'de yapılan yasa değişikliği ile büyümenin sadece %30'u hesaba katılmaktadır. Özetle emekli aylıklarının milli gelir artışından alacağı pay %100'den %30'a düşmüştür. Yani %70 bir kayıp söz konusudur. Bu durum yıllar içinde öyle bir duruma yol açmıştır ki hesaplanan emekli aylığı
asgari ücretin yarısının bile altına düşmüştür. Bu korkunç tablo karşısında Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti emekli aylık ve geliri için bir alt sınır belirlemeye başladı. Bu alt sınırın altında kalan emeklilik aylık ve gelirleri dosya bazında hazine desteğiyle bu alt sınıra tamamlanmaya başlandı. Önce 1000 lira olarak açıklanan bu tutar sırasıyla 2500, 3500 ve son olarak da 5500 lira olarak saptandı. Ancak son açıklanan hazine destekli alt sınır asgari ücretin %35'i yani 3006 lira altında kaldı. Güncelleme katsayısının düşürülmesi emekli ayrılıklarını düşürmektedir. Öte yandan 5510 sayılı yasaya göre işçi ve bağkur emekli ayrılıkları resmi enflasyon oranında, memur emekli ayrılıkları ise toplu sözleşmede öngörülen artış oranında her 6 ayda bir artırılmaktadır. Bilindiği gibi memur toplu sözleşmesi uzun yıllarda enflasyon oranında bir artış öngörmektedir. Dolayısıyla emekli ayrılıkları artışında ülkenin büyümesi dikkate alınmamaktadır. Bu durum emekli ayrılıklarının resmi enflasyona hapsedilmesi anlamına gelmektedir. Emekli aylık artışlarında enflasyon yanında büyümede mutlaka dikkate alınmak zorundadır. Burada en çok mağdur olan Bağkur ve SSK emeklileridir. Memur emeklileri bu konuda mağduriyet yaşıyor ama Bağkur ve SSK emeklileri kadar yaşamıyor. Taşeron'da kamuya geçen işçiler için resmen emeklilik düzenlemesi getiriliyor. Taşeron'dan kamuya geçenlere bakın dikkatinizi çekmek istiyorum. Resmen emeklilik getirilmek isteniyor. EYT'leri bekleyen bir diğer tehlike resmen emekliliktir. Resmen emeklilik kamuda çalışanların sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya mallık aylığı almaya hak kazandıkları tarihte kendi iradeleri dışında emekli edilmek durumundadır. Yani emeklilik hakkını kazanmış ama 65 yaşı doldurmadığı için çalışabilir konumda olanlar isteseler de istemeseler de düşük aylıklarla resmen emekliliğe zorlanacaklar. 696 sayılı KHK ile 2018 yılında kadroya alınan yaklaşık 750 bin kamu teşorunu işçisi için de bu durum geçerlidir. Yani 750 bin kamu taşeron işçisi bu tehlikeyle karşı karşıyadır. EYT düzenlemesi çıktığında kamuda kadroya alınan taşeron işçilerden koşulları tamamlayan resmen emekliye sevk edilecek, bu işçiler büyük gelir kaybına uğrayacaklardır. Prime esas kazançları düşük ve prim gün sayıları sınırlı olanlar resmen emekli edildiklerinde emekli aylıkları düşük olacaktır. Bu işçiler 3 yıllık gecikmeden sonra toplu iş sözleşmesi hakkına henüz kavuştular ve ücretlerinde iyileşme oldu. Emekli olduklarında halen aldıkları ücretlerin yarısı bile ne bile almaları zor görülmektedir. Bu nedenle EYT düzenlemesi yapılırken 696 sayılı KHK ile getirilen resmen emeklilik düzenlemesi derhal kaldırılmalıdır. Ayrıca EYT'lerle ilgili bir başka bir sorun daha var. Stajyer olanlar diyor ki stajyerlik ve çıraklıkta staja başlama süresinin de sayılmasını talep ediyorlar. Biliyorsunuz 1999 yılında Kocaeli, Adapazarı, Bolu, Düzce bu bölgede Yalova deprem yaşanmıştı. Deprem yaşanan bölgelerde de çalışmış olmalarına rağmen kayıtlarına rastlanamayan binlerce, on binlerce çalışan var. Bunların da hakları bu görüşmeler esnasında giderilmesi gerekiyor. Tüm bunların dışında bir de Bağkurlu ve esnafların yaşadığı ciddi bir sorun var. Esnaf Odaları Başkanı Bende Üpalandöken dün bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanına bir mektup yazdığını söyledi. Buradan Sayın Başkan'a çağrı yapıyorum. Mektubunu almaz, alsa da okumaz, okusa da yanıt vermez.
yapılması gereken iş 22 yıldır EYT'lerin sokakları siyasal iktidara dar ettiği eylemliliklerdir. Eğer esnafın sorunlarının çözülmesini istiyorsan, eğer Bağkurların sorunlarının çözülmesini istiyorsan, eğer esnaflar da bu sorunlarının çözülmesini istiyorsa, başkanın Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektubun sonucunu beklemesinler. Çünkü bu sonucu beklerlerse çok beklerler. Bir an önce kendi taleplerini haykırmaları gerekiyor. Bunların sorunu şudur. 1479 sayılı kanunda sigortalılık hak ve mükellefiyetlerinin belirli tarihlerden başlatılması zorunlu kılan düzenlemelere yer verilmiştir. Bu kapsamda 4956 sayılı kanunun 47. maddesiyle Bağkur kanununa eklenen geçici 18. maddesine göre 4956 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 8. ayın 2'si 2003 tarihinden önce kurum kayıtlarına intikal eden bildirge prim ödemesi ve sigortalılık talepleri bulunanlar yönünden 1479 sayılı kanunun 24 ve 25. maddeleri çerçevesinde yapılacak değerlendirme ile 10. ayın 4'ü 2000 tarihinden önceki döneme ilişkin sigortalılık nitelikleri belirlenirken tescilin belirtilen tarihlerden sonra yapılması durumunda kanunda tanınan süreçler içinde borçlanma hakkı kullananlar borçlanma şartlarına göre 10. ayın 4'ü 2000 öncesinde sigortalı sayılacak ancak borçlanma hakkını süresinde kullanmayanlar yönünden artık geriye dönük olarak 10. ayın 4'ü 2000 tarihi öncesine ilişkin herhangi bir sigortalılık tespiti ya da borçlanması söz konusu olmayacaktır. Hükmüne yer verilmiştir. Vergi veya şirket kaydı 10. ayın 4'ü 2000 tarihi öncesi olup Bağkur'a kayıt ve tescilini yaptırmamış bulunanlar 10. ayın 4'ü 2000 sigortalı olamamaktadırlar. Bağkurlar yönünden eşitlik ilkesi 10. ayın 4'ü 2000 öncesi için kayıt ve tescilini yaptırmamış olanlar için EYT'den yararlanma hakkı ve sosyal güvenlik hakkı ortadan kalkmıştır. Vergi veya şirket kaydı 10. ayın 4'ü 2000'den önce olup da Bağkur'a kayıt ve tescili yazılmamış olanlar için Bağkur sigortalısı olabilme primlerini ödeyebilmelerine olanak tanınmak zorundadır. Nedeni çok açık ve nettir. Vergi kayıtları var. Vergisini ödemiş. Şirket kayıtları var. Şirketten dolayı vergisini ödemiş. Ama şu ya da bu nedenle Bağkur kaydı olmamış olanlar bu EYT'den çıkacak olsa da olan yasadan yararlanma hakkından mahrum bırakılmaktadır. Bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sizlere sunduğum bütünlüklü raporu önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda daha sonra da genel kurul aşamasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin imzacısı olan milletvekillerinin getirdiği bu teklife saraydan talimatla gelinen bu teklife çözüm önerilerimizi tane tane anlatacağız. Bugün burada Türkiye kamuoyuna bu önerilerimizi paylaşmış oldum. Ama bu işin peşini bırakmayacağız. Hem Plan Bütçe Komisyonu'nda hem genel kurul aşamasında Cumhuriyet Halk Partisi olarak kaybedilmiş olan hakların geri alınması için milyonlarca Bağkurlu'nun esnafın sorunlarının çözülmesi için milyonlarca emeklinin maaş hesaplarındaki hak kayıplarının önüne geçilmesi için bir mücadele yürüteceğiz. Bu iş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu söyler, Recep Tayyip Erdoğan yapar. Eğer yapmazsa 5 ay sonra yapılacak seçimlerde bunların tümünü ilgili sendikalarla, derneklerle ve odalarla görüşülerek onların lehine düzenlemelerin yapılacağını bugünden ilan ediyor. Hepinize teşekkür ediyorum.